Ama sen yaşıyor musun? Yaşıyor mu abi işte ya? Ne yapıyorsun aga, elinle sinek mi var? Evet, sinek var. İzmir'de yağmur yağdığı zaman bu katta oturmama rağmen, yüksek katta oturuyorum şu an. Bende de var kanka ya. Sivri sinek geliyor kanka. Ama benim korktuğum şey sivri sinekten ziyade gözümün ortasındaki nokta beni rahatsız ediyor. Gözün arkasında bir tane sıvı varmış. Galiba onunla alakalı bir şeymiş. Lazer tedavisi veya başka bir şeyle çözülebiliyormuş. Ama bu yani lazer gözü çizdirme muhabbeti sadece bir kere yapıldığı için sizce şimdi yaptırayım mı onu? Yoksa biraz daha yaşlandıktan sonra mı yaptırayım? Bak kanka şimdi, doktora bırakayım, bize niye soruyorsun ya? Açıkta soruyorum. Ben. Bir 30 yıl daha götürür mü mesela? 60'tan sonra ben gözlük takmayı okeyim abi. Bir tane kahvehanede gazete okuyup sudoku çözeyim yani, ama bu yaşta yaptırırsam 30 yıl daha götürür mü? Adam 50 yaşlarını sugar daddy olarak geçirmek istiyor. Planı anladınız değil mi? Ben gözlük takınca çok zeki gözüküyorum. Yani şu anda da muhtemelen öyle gözüküyor olabilirim. Hakan'da da var o bu arada. Hakan da sırf o yüzden, adamın gözü bozuk değil, gözlük takıyor arkadaşlar. Intelligence puanını arttırmak için. Bir tane zeki gözüküyor ama. Harry Potter abi, gözlüğü almış, onu takıyor. Yakışıyor Hakan sana. Ya Hakan bunu şimdi takmıyorsun mu gözlüğü? Hakan gerçekten. Taktım ben, 2 sene yakışıyor diye. Şimdi bu Fiora... İlk geldiğim gün Hakan gitti, boş gözlük aldı bu arada, yakışıyor diye sadece. Boş cam yok. Ya. Abi bu Fiora muhabbetinde arkadaşlar, hata yaptığınız an Jace ile ölüyorsunuz, tamam mı? O yüzden biraz dikkatli oynamamız gerekiyor, yoksa öleceğiz. Zaten minyonlar kaçıyor gördüğünüz gibi. Ben uğrayacağım oraya ya 4'te kanım. Tamam. Evet arkadaşlar, Fiori'yi kesme veya ölme zamanımız yaklaştı. İlk gelen jungle kazanacak kanka. İlk gelen jungle kazanacak. Buraya gelmeyecek. Acaba Stansfield mı gelecek, yoksa rakip jungle mı gelecek? Akıllar da büyük soru. Oynamak istiyorsan oyna, vardı var mı? Öyle infolar yok bizde Mert. Bak adamı bir tane vurduk. Tamam, bu trade yeter. Vardı var mı yok mu? Söylemeyin kimse bir şey. Bak şimdi ben adamın vardı var mı yok mu ne bileyim. Bakayım. Adam atmış satmıştır. Adam istiyorsa atar kanka. Onu ben takip edemem ki. Soralım oldu. İstersen dive'layabiliriz istersen kanka. Dive'lanır ha, ne diyorsun? Dive at. At 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 at. At kanka. Flash yok zaten, adamın ghost'u var. Çok iyi oğlum. Helal lan. Helal oğlum. Base Felix, atalım. Öğren öğren. Bunları okay, öğret, tamam mı? Not alıyorum. Bunları öğret senin takımına. Bu. Kan geliyor. Tamam, kaç sakin. Kaç. Oğlum özürlü müsün lan? Kanka sigara tütün çıkartıyordum aşağıdan. Abi benim çişim ben geldi ya. Kan sal da bir. Kanka şimdi aklı olan bir Jace arkadaşlar, bu tarz matchuplarda ninja tabi alır. Çünkü hem Kayn hem Fiora var. Bir de Jace'de hız önemli. Bakın bu dünyada da zaten hız denen şey önemli. O yüzden insanlar hızlı arabalara, hızlı uçaklara, jetlere, bilmem nelere binmek isterler. Aynısı League of Legends'ta da Fiora'ya karşı gidiyorsun, ilk item bot üstüne ninja tabii çekiyorsun, hızlı hareket ediyorsun, sağa sola hızlı koşuyorsun, ölürsen de hızlı geliyorsun. Bu kadar basit hızlı abi. Hızlı koşup ölüyorsun. Öyle de yorumlanabilir yani. Hızlı koşup ben ölmem ama hızlı koşup da ölmek isteyen varsa ölebilir yani. Bak. Hakan sen yokken efendim, çok güzel dive atıyoruz abi. Harbi mi? Maşallah. Arabayla top speed kaç yaptın diyorlar Kaan. Abi İzmir'de, 272. Hayır ben o İstanbul'da, o İstanbul'dan İzmir'e gelirken İzmir'de 280 arkadaşlar ya. O kadara çıktık mı ya? 280 ama öyle bir yol var mı İzmir'de? Güzel bak şimdi ben şöyle yapıyorum. Bu arada o İzmir Urla Bambu'da beni görenler olmuştur zaten. Abartmıyor kanka, abartmıyor. Ben her gün ölüm tehlikesi yaşıyorum. Bakayım ya. Arabadan inerken bugün de ölmedik diye falan iniyoruz. Aynen, mutlu mutlu hayata severek bakıyorum. Oğlum bir kere bir kaza yapıyorduk bu arada. Yani o ilginçti yani. Yani annem izliyorsa kapatsın yayını şu anda. Oğlum okey kanka. Kanım bir daha arabaya bindirmeyecek seni. Yani çok fenaydı yani. Ödüm bokuma karıştı, öyle diyeyim ben. Abi şimdi bak ben ne yaptım biliyor musun? Şu araba muhabbetini size bir anlatayım chat. Ben bu arada TikTok'a falan da bilgisayar bozukken videoları koydum zaten. Böyle oraya gidip TikTok akımları falan yaptım. Onlara bakabilirsiniz. TikTok Erlin mavi tipli by the way. Ne yaptım biliyor musunuz? Şimdi bu arabayı abi alırken başta zaten ben hiç arabaya sıfır merakım vardı. Ne bir ehliyetim vardı. Okulda bile böyle arkadaşlarım araba muhabbeti yaparken uzaklaşırdım oradan hani. Ama dur. Şöyle bir tane koyalım.
Ama abi araba alma muhabbetleri işte. Ben alırken bayağı zor bir dönemden geçtiğim için. Yani işte arabaları millet alıyorlar, ikinci ellerini daha fazlaya satıyorlar. Öyle bir dönemde ben araba almıştım. Normalde diyordum ki ben bir tane işte Range Rover Evoque çeker takılırım falan diye düşünüyordum. O Range de güzeldi zaten. Ama fena güzeldi değildi ama. Bence de güzeldi. Yani işte Range Rover alırım, dursun köşede. Alamadık o Range'i. Sonra işte kader veya kısmet olarak artık BMW'yi aldık. Onu da nasıl aldık? Araba hikayesini anlatırken adam kesiyorum bir yandan. Ben arabayı aldım. İkinci el bir şekilde. İlk araba, mehliyetim bile yok arabayı alırken. Sonra bir gün kahve içerken oturuyoruz. Benim bir tane abonem var, Ayaz diye işte. Bu Ayaz kardeşimiz Kerim. Dedi ki abi bizim BMW servisimiz var. Gel senin arabayı şöyle yapalım. Böyle eklentiler. Ben pek istemedim. Sonra biraz araştırmaya başladım. Bu arabanın parçalarını, bütün hepsini değiştirmeye karar verdik. Kerim aklıma soktu bunları. Ben gittim. Çok fazla para harcayarak. Yani yurt dışında olsa gidip direkt arabayı tık diye alıp koyardın ama Türkiye'de olduğu için vergilerden dolayı bütün her şeyini değiştirdik. Orijinal M4 parçalarıyla, egzoz sistemi, frenler bilmem ne dahil. Her botunu değiştirdik abi. Öyle olunca ne oldu? Arabanın bütün parçaları değişince lastikleri, jantları, frenleri, egzozu. Çok iyi oldu kanka. Bayağı iyi oldu yani işte. Mesela böyle o trafikte falan da yazılımlı 4.20'lerle, bilmem nelerle, 3.20'lerle falan böyle geziyoruz yani. Okey oluyor. Hızı falan da iyi. İlk araba olmasına rağmen okey geliyor bana ama belki de değildir bilmiyorum ya. Hayatımda hiç mesela 600 beygir bir araba sürmedim. Siz sürdünüz mü chatte bilmiyorum ama hani şu ya an 600 benimki... beygir arabası olan adam chatte ne işi var? Ya kanka benimki ya. 300'lerde falan takılıyor. Bakıyorum güzel geliyor yani. Ama belki 600 olsa ölmüştük zaten. Hani bak abi. 600 kullansam belki o zaman derim ki oğlum 300 neymiş? Bakayım falan olurum ama 300 okey geliyor bana şu an. Ya bu süreçte zaten çok uzun sürdü chat. Mesela hani ben şu an böyle arabayı satacak falan olsam PR'de başka bu seçenek yok, anladın mı? Hani gelip o kategoride bu arabadan olmadığı için fiyatı belirleyen ben olacağım. Kaynağı çekmiş olabilirim. Vardım varsa kullan kanka. Var mı vardım? Kanka yok. Word yok. Late aldım bir tane. Tamam onu da al, yanında duracağım ya. Çok fazla şey değil. Kanka 62 bin liraymış. 62 bin liraymış kanka vergisi. Sen alsın. Öleli oldu. Fiora'da yani. Fiora. Aha Kain geldi. Mert bak güzel, karşındaki güzel. Adamı güzelcenin dövüyorum kanka. Tamam, bayağı. Tamam. Yıllık 62 yazıyor 1000 beygir üstünde. Bu ne böyle? Burası ne Elo Mert? Senin Elo var mı kanka? Bilmiyorum ki. D3 olabilir. Abi öldüm Merdo. Ananı avradını öldüm. Aç gözlük yaptık. Kanka bu aç gözlük de değil yani. Bu farklı bir seviye. Mert yüzünden öldü. Abi gözüm bozuk olduğu için. Kardeşim tapta 2v1 oynuyorum. Az önce Kain geldi. Şimdi Fiora geldi. Ghost bastı üstüne. Ne yapayım? Bahane bahane. Mustafa bahane değil abi. Xante. Xante'yi 3 kere falan oynadım. Bir de bir kere şey oldu ya. Kent Handle diye bir tane adam var. GP oynayan değil mi? Aynen. GP almış abi. Ben hayatımda ilk kez Xante oynuyorum. Adama R basıyorum. Ne koyayım? Adam GP ile bir tane crit build'i kasmış. Ben R attıktan sonra bir tane Q vuruyor. Bir tane bum diye kılıcıyla vuruyor. Ölüyorum. Öyle bir şey görmedim ya hayatımda. O da Xante counter falan diye düşündüm GP. Adam çünkü hem stunları portakal yiyip şey yapıyor, bozuyordu. Hem de geliyordu. Xante ult attıktan sonra tek atıyordu yani. Bu Fiora beni artık yener Mert. Haberin olsun. Sorun değil ya. Bu adam artık bizi yener arkadaşlar. Çok dikkatli olmamız lazım. Olini koydu mu sıkıntı var. Aynen kanka. Adamda şimdi Divine falan var. Orada Kain var lan. Vurdun mu? Vurdum da adam. Ya abi habire duvardan geçiyor ki kanka bu. Ya ne abi böyle? Şu niye karşı jungle'lar hep daha fazla oyunda var Mert? Nasıl? Oğlum bir level diff var adamla aramda lan. Seni görmüyoruz abi biz. Aynen abi. Biz oynamış görmediğim için. Oha! Top'a dive attık bir. Geldim rift açtım. Create verdim. Da. İki. Tamam, ne yapayım? Top'ta yatıp kalkayım mı kanka? İki. Ne? Daha. İki. 5-6 mı istiyorsun ne? Kanka, aa, Allah'ın hakkı üçtür. Sabaha bak. Ben o zaman şu Fiora'yı salıp abi şöyle mid'e falan gireyim bota. Aha teleport geliyor. Abi o Fiora'yı da kesersek çok güzel olur. Bak adam nasıl bir teleport attı ya. Adam kaçıyor dümdüz. Şuraya baksana.
oyun sıkıyoruz burada gelmiş can yıldız diyor falan. Oğlum oyunu bu arada tatlayan farkı var gibi de. 6 ay sonraki Elliot daha kontrollü ve iyi oynuyor gibi geldi ona ya. Yala yala. Hiç oldu bana. Kankuk kankuk. Biraz daha yapalım. Hakan sağlam yılıyor bu arada ya. Tabii canım en sevdiğim. Ya oğlum bak ne yapıyorum ya adam yayınlara döndü şimdi moral motivasyon veriyor. Ya kanka ama kötü oynuyorsam söyle şu ana kadar kötü ne yaptım? Bir kere ölmek harici. Yok kardeşim ya kötü hiçbir şey var. Mert kötü oynuyor. Bir kere ölmek harici ne yaptım yani? Bir şey yapmadım. Oyunda en yüksek level benim 13 level. En yüksek CS de sen yine ben. Yo Vex'teymiş. Oğlum bu yalamayı bile özlemişsinizdir siz kardeşim. Ya benim tuvaletim ben geldi sırf Hakan VR reklam yapmasın diye. Ya git oğlum tamam. Kanka ya, ben tutarım onu ya. Mütli mi sorun? Ağzımı mantış ya. Ya yapmayacağım ya, diyorum abi. Oğlum yapmayacağım. Revanche VR reklamı yapmayacağım. Abi vallahi. Benim şu mesela TikTok'umun reklamını yapsana. Kim ona daha iyi değil mi Hakan? Yapayım kardeşim. TikTok Elvin'di arkadaşlar. Kendi, bir de kendi aa, reklam Revanche... yapışına baksana kanka. Evet arkadaşlar. Revanche VR Türkiye'nin ilk ve tek yudumdan da kaldı. Bir de Kaan'ın TikTok ya arkadaşlar bakın işte tak takip edin. Böyle bir TikTok var işte arkadaşlar. Ederseniz iyi olur. Ama TikTok'a da ne çekeceğim bilmiyorum ki kanka. Hakan'ı çek kanka. Mavi gözlü lansı koy oraya kanka, bir tane. Ceket giysin üzerine. Hakan'ı çektim zaten. Hakan'da... Şehala değil Şehala ne bunun neydi Şarara mıydı Şarara kanka Şarara Şehala kanka daha Kaan'a koydurtmadığım bir ton TikTok var beni Şamar oğlanı yapacak TikTok'ta izin versem hadi Mert çok iyi oğlum işte bu İşte bu Mert. Bir de jungle gap yok diyorsun ya. Ona da var mı bir şey kanka? Var var kanka ben bunu hadi. Alacağım gel. Gel beyitleriz bu salağa bana girip tamam. Olur. Aferin. Tamam güzel. Sen ama şakşo kas bundan sonra hep tamam mı? İşe yapıyor item. Şakşocuyum ben kanka. Tabii tamam. Canım. Sen bundan sonra artık. Main item'ın şakşocu. Şakşo. Fit diyeyim bana kanka. Mert boşnak şakşosun iyi kasar kardeşim. Şakşocu stans. Şakşocu stans diyeyim bana. Oğlum şakşocu stans yiymiş lan bu arada. Şakşocu stans. Şakşocu stans ya bu adam. Valla ama mertlik item kanka. Fight'ta en azından taklıyor. Benim gameplay bu arada sanki aynı gibi Hakan ne diyorsun ya? Abi yetenekten daha iyi, daha iyi. Kalıcı galiba anlamadım yani. Bak Mert mesela yıllardır aynı oynuyor. Yani kötü. Nasıl geçen yayında yalıyordun ya beni. Geçmişi var lan yani. Yetenekler aynı kan. Ha vallahi. Artık daha çok süper izlenen adam geldi kardeşim. İki özürlünün VS'sini gördünüz mü bottaki? Kanka fight'a bak. Ha kanka iki özürlü VS'si. Kardeşim ne özürlüsü? Adam fazla vuruyor. Ne yapayım bunu koyayım? Magic Resist yok. Büyüye karşı direncim yok bunu koyayım ya. Adam flash attı bu arada. Şuradan all chat'ten Veigar no flash dil çıkaralım. Vay. Ya. Ne vay. İnfoyu da veriyoruz ha. Adamın kastı item yüzünden adamı burstleyemiyorum yani. O item olmasa direkt tek atacağım geçeceğim adama. Oy adam case 2 yaz. Kanka farm iyi. Şu an kötü olan bir şey yok oyunda sanki. Aha bu adamın flashı yok ha. Kanka, evet iki özürlü VSS. Aha başladı round 2. Tamam. Ne oldu abi? Oo, imza hareket. Helal işte bu. Baron'u bilerek beklettim kanka. Baron'dan sonra imza hemen. Hareketin geldi sonra. Kanka, özlemişim imza bunu İmza hareket ya. Değil ki. Karşı jungle geldi. Kest kankası yani. Ben Baron'a gitmek yerine sana mı gelseydim peki? Hayır. Ama bilmiyorum. Bu imzayla alakalı. Bak kedi abi bu kedi geliyor. Kucak kedisi olduğu için. Geliyor. Benim sürekli fight'ın ortasında mouse'a oturuyor. Sonra diyemiyorum Mert. Kaan'ım günlük 100 liraya kucağıma alırım kediyi. Baksana kanka oyuncak gibi yani duruyor her yerde. Oğlum çok tatlı lan bu arada. Orada bıraksan uyuyacak öyle tutsan. Kanka. Rex yeter kral. Pinkboard alalım. E-spor takımlarından sonra teklif gelmiyor abi Pinkboard almayınca. Arkadaşlar bir e-spor takımına teklif istiyorsanız Pinkboard alıp yalandan sağa sola atmanız lazım. Vision skorunuzu güçlendirmeniz lazım yani. Aynı zamanda da meta şampiyonlarının falan oynamanız lazım. Yoksa gidip böyle Katarina oynayacağım abi ben çok iyi OTP'yim diye bir sik olmaz yani. Kanka burayı oynarız Kaan. Bak.
kanka. Aferin, aferin ya. Team. Helal. Ama top lane'den Fiora'yı kim tutacak? Tamam ben tutarım. Oyunu bitiririz oğlum, ne olacak? Bitirelim mi? Top'a gitmiyorum o zaman. Kanka win alınca ya, çok keyifli değilmiş ya. Sokakta parkta oturuyorum. Oradan bir tane adam geliyor abi, ağzını kürdanı almış. Adam diyor sen nesin ya, fenomen gelmiş diyorlar buraya falan yapıyor. Ben diyorum işte e-sporcuydum önceden. Adam diyor kim dolu anlatıyorum adama. Abi diyorum işte 5'e 5 strateji oyunu. Adam diyor benim çocuk da oynuyor onu ama level kasınca eşitsizlik olmuyor mu ya? Öyle güzel değil, satıyorsun karakteri falan bir şeyler anlatıyor. Diyorum abi öyle değil. Bak bu League of Legends 5'e 5 oynanan bir strateji oyunu diyorum. Hani satranç gibi düşün falan diyorum. Öyle kaç senin düşündüğün oyunlarla alakası yok diyorum. Adam diyor ben PUBG oynuyorum. LOL çocuk oyunu. Hani tamam abi o zaman oynama sen diyorum. Oynuyorum LOL çocuk oyunu ne ya? Oynama abi diyorum. Kanka ben satranç tarzı bir oyun deyip geçiyorum ben genelde. Gerçi bana çok sormuyorlar. Abi satrançla alakası yok mu arkadaşlar bu oyunun? Bak şimdi. Elvin atı 3'e koydu. Elvin giriyor. Q attı. Elvin arkasına geçti. Elvin W ile vurdu. Satranç kanka. Gördün mü Hakan? Hep akıl oyunu bunlar. Bunlar şimdi akıl oyunu değil de ne koyayım. Kanka bunlar akıl bak, oyunu bak, değilse ona ne söyle yani. Base atıyorum ben. Oğlum adam nereden girdi lan içine, oha. Elvin base atmayı vazgeçti. Şuradan Nami'yi snipelamaya çalışacak. Çalıda bekliyor. Stansfield'dan kill çalacak. Elvin. Tamam. Ya. Kanka. Konuş Hakan, çıkardım. Konuş Hakan. Ölmeni bekliyordu biliyor musun kanka? Evet. Olsun. İyi oynuyorum sizde. Öldüm. Yardım. Tipi. Bir şeyler yapın. Yok bir şey kanka. Gerçi oğlum yine... LOL akıl oyunu olsa stans nasıl D1 olur saçmalamayın yazmış biri. Bu da doğru bir yaklaşım olmuş bence. Aynen. Abi şimdi bu... Grup olalım. Ben diyorum ki Fatih şu an mesela ya. Zaten off season tamam mı? Bu oynadığımız oyunlar arkadaşlar sadece bir dahaki sezona hazırlık tarzı düşünün. Asıl sezon Ocak'ta mı başlıyor? Trix burada mı? Trix Ocak 4. Az kalmış lan bu arada. Az kaldı kanka. Bak şu an oynadığınız oyunları aklınıza kazıyın arkadaşlar. 3 ay sonra oynayacağınız oyunlar bambaşka olacak. Şu an herkes koşup dalıyor millete, ölüyor falan. Bir yerden sonra Ocak'ta LOL krizi gelecek. Bu LOL krizinde herkes hayatını vererek lig kasmaya çalışacak. Bütün oyunlar çok tryhard geçecek. Lig kasması zorlaşacak. Millet böyle çok toksikleşecek falan. Zor zamanlar gelecek yani LOL'e. Şu an basit zamanlar. Yani şu an aslında bana göre kasılan Elo'nun çok bir önemi yok gibi. İşte o yeni sezonda bir tane de şampiyonluk ligi koyacaklar. Yeni bir tane sistem yapmışlar. Split'e takım çıkarıp lig kasacağız biz de. Benim düşünceme göre benim bu League of Legends adlı oyunda sakin kalıp makro falan oynamam lazım. Yani mekaniksel anlamda sıkıntım yok gibi. Baksana. Nice mekanik abi. Ama işte şey yok. Mesela hani şu hareketin yaşanmaması bile lazımdı chat. Yor orada mı acaba falan deyip gitmem lazımdı normalde. Belki Kayn'la birlikte çıkacaklardı kanka. Belli olmaz mı? Öldürdük lan. Öldürdük kanka. Oli ile Cumar. Abi Oli'nin karşısında bir Zeitnot olur. Başka AD carry var mı şu an ligde oynayan? Tam bilmiyorum. Ben oynadım bir dönem. Ben de oynadım bir dönem. Ya kanka sizin oynadığınız AD carry'lerle o aynı değil yani. Ne alak oğlum, ben ligde oynarken Holy Phoenix ligden düşme maçı oynuyordu kardeşim. Sen böyle bir engage gördün mü? Bak şimdi bak. Ha? Aaaaaa. Ay Elvin. Gördün mü ya? Hadi bitir. Fiora'ya zıplıyor. Elvin. Yetenekler sapasağlam duruyor. Bir e-spor takımı için. Bilmiyorum yani.